uçağın girişine geldi böyle. Herkese yeniden merhaba, ben Burcu. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size bebekle uçak seyahati nasıl yapılır onu anlatmak istedim. Uçak seyahati yaparken çektiğim görüntüler var. Onları biraz da böyle anlatımla destekleyeceğim. Çünkü o şekilde belki pek anlaşılır olmayabilir diye düşündüm. Biraz daha detaylı anlatmak istedim. İlk defa bebekle uçak yolculuğu yapacaklar için, hatta belki ilk defa uçak yolculuğu yapacaklar için biraz daha detaylı anlatmak istedim bu süreci. Bizim şu anda bir tane bebeğimiz var. Kendisiyle birlikte Londra'dan İstanbul'a ve İstanbul'dan geri Londra'ya ikişer kez seyahat ettik. Bir kez 3 aylıkken Londra İstanbul, İstanbul Londra seyahat ettik. Bir kez de 6 aylıkken seyahat ettik. 6 ay tam olmamıştı, 5,5 aylık falandı. Bu şekilde 4 kez uçağa binmiş olduk bebekle. Bu 4 kezin 3 seferinde farklı şeyler tecrübe ettik. Özellikle de bu sebeple bu videoyu çekmek istedim. Bebekle birlikte uçakla seyahat ederken aslında standart olan bebeği kucağınızda götürmenizdir. Ama bizde şansımıza uçakta yer olması sebebiyle bir kez araç koltuğuyla, bir kez böyle basinet dedikleri puset var uçaklarda. Onunla iki kez de normal kucağımızda seyahat etme şansı bulduk. Söylemeliyim ki tabii ki bunların en zoru bebeği kucakta tutarak seyahat etmek. Ama size şimdi üçünün de nasıl olduğunu hem göstereceğim hem de anlatacağım. Videoyu başlamadan önce eğer beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hem bebekle ilgili hem günlük hayatla ilgili Londra'daki, İngiltere'deki hayatımızla ilgili vloglar paylaşıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız videolarım geldiğinde haberdar olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Öncelikle bebekle seyahat ederken uçağa neler götürebilirsiniz ondan bahsedeyim. Birincisi bebek arabanızı götürebiliyorsunuz tabii ki. Bizim bebeğimiz 3 aylık ve 6 aylıkken seyahat ettiğimiz için ve mutlaka araç koltuğunu da taşımak istediğimiz için gittiğimiz yerde Türkiye'de aracımızla bir yerden bir yere giderken güvenli olması için araç koltuğu kullanmamız gerektiği için hem bebek arabamızı hem araç koltuğumuzu götürdük. Zaten görüntülerden göreceksiniz. 3 aylıkken büyük bebek arabamız vardı, böyle travel system. Travel system bebek arabamızın üzerine araç koltuğunu takmıştık puset olarak. Araç koltuğunu taktık. Bu şekilde iki parçaya ayrılabilir şekilde götürdük. İkinci gidişimizde ise 6 aylıkken ise bu sefer büyük bebek arabası götürmek istemedik travel system. Tatile gideceğimiz için araçta fazla yer kaplamasın diye. Küçük seyahat boy bir bebek arabası götürdük. Ha, bu arada ilk götürdüğümüz bebek arabası Cybex Balios S-Lux. Cybex'in büyük bir travel system arabası. İkinci götürdüğümüz ise Chico'nun V denen böyle hafif bir arabası. Ancak buna da araç koltuğu takılarak yine travel system gibi araç koltuklu bir şekilde yeni doğana uygun kullanılabiliyor. Bu arada Cybex arabamızın incelemesi gelecek kanala. Eğer merak ediyorsanız onu da takipte kalabilirsiniz. Bu şekilde iki farklı bebek arabası seyahat ettik. Her ikisinde de iki parça eşyamız olmuş oldu. Yani bir arabanın kendisi bir de araç koltuğu. Bunun dışında bunlar hemen her hava yolunda ücretsiz olarak uçağa kabul ediliyor. İsterseniz bunları bagaj check-in yaparken de, bagajlarınızı verirken de verebilirsiniz. Ama tabii ki bagajları verdikten sonra havaalanında yine uzun bir vakit geçireceksiniz. Kapıya yürüyeceksiniz, güvenlikler vesaire derken mantıklı olan bebek arabasını son ana kadar yanınızda tutmak. Bunun için de gate check-in diyorlar buna. Yani kapıda teslim. Uçağın kapısına kadar, gerçekten kapısına kadar arabayla gidiyorsunuz. Kapıda bebeğinizi alıp arabayı ve araç koltuğunu görevlilere teslim ediyorsunuz. Çıktığınızda da yine kapıdan aynı şekilde teslim alıyorsunuz. Bu şekilde uçağın içinde olduğunuz an haricinde hiç arabasız kalmamış oluyorsunuz. Biz de bu şekilde yaptık. Kapıya kadar götürdük, kapıda teslim ettik, sonra geri aldık. Ayrıca bununla birlikte artık çok çeşitli bebek arabaları var ve bunların kabindeki şu başüstü dolaplarına sığanları da var. Örneğin burada çok kullanılan ve benim de seyahatler esnasında başka ailelerde gördüğüm Baby Zen Yo-Yo var. Çok küçülüyor ve kabinde yukarı koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine bende de olan Cybex Libel var. Cybex'in Libel modeli aslında bu GB Pocket var, biliyorsunuzdur. Türkiye'de o daha yaygın. GB de zaten Cybex'in kardeş markası. O yüzden tasarım
tasarımları neredeyse birebir aynı. Sadece Cybex'in biraz daha süspansiyonları daha iyi ve işte renkli renkli böyle bir tık daha iyisi diyebilirim. Cybex Libel bebek arabasının da incelemesi kanala gelecek. Onu da merak ediyorsunuz, takipte kalabilirsiniz. Bunlar çok küçülüp kabine girebilen, başüstü dolabına girebilen arabalar. Ancak buna her hava yolu izin vermeyebilir. Türk Hava Yolları'nda sorun yapmıyorlar. Ben iki seferde Türk Hava Yolları ile uçtum. Hiçbir sorun olmadı. Ama daha ucuz hava yolları bunları kabine almanıza izin vermeyebilir. Bu durumda gizleme yoluna gidebilirsiniz. Yani sonuçta mesela benim Cybex Libel dediğim normal kabin boy bir bagajdan çok daha küçük bir model. Çantası da var. Ben bunu çantasına koyduğumda ve onu kabin bagajı gibi kabine soktuğumda kimsenin ruhu duymaz. Kimse de bir şey demez. Yoyo da aynı şekilde. Bunun gibi başka arabalar da var. Ancak tabii bu durumda kendi kabin çantanızdan bagajınızı feragat etmiş olacaksınız. Çünkü eğer kabine arabayı ayrıca sokmanıza izin vermiyorlarsa kendiniz bir kabin bagajı götürmeyip onu kabin bagajı gibi sokmak durumunda kalabilirsiniz. Ben şimdilik bunu deneyimlemedim ama bir iki ay sonra falan tekrar Türkiye'ye gideceğiz. O zaman bunu deneyimleyeceğim. Daha sonra Instagram'dan falan nasıl olduğunu paylaşırım. Daha anlık deneyimlerimi görmek için beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Konuya dönecek olursam bebek arabasını bu şekilde getirebiliyorsunuz. Bebek arabası haricinde yine hemen hemen her hava yolunda bebek için ayrı bir bagaj hakkı tanınmıyor. Bebek bileti fiyatları da hava yolundan hava yoluna değişiyor. Çoğunlukla sabit bir fiyat oluyor bu. Ama bu fiyatın içine bagaj dahil olmuyor. Sadece bebek çantası, bütün diğer sizin kendi hakkınızdan ayrı olarak bebek arabası ve bir adet bebek çantası, çoğunlukla da 5 kiloya kadar oluyor bu. Ryanair gibi, işte EasyJet gibi böyle çok çok ucuz hava yollarında bile, çok ucuz ve hiçbir şeyin dahil olmadığı hava yollarında bile bunlar genelde ücretsiz olarak kabul ediliyor. Ancak bundan emin olmanızın en iyi yolu uçacağınız hava yolunun web sitesine gidip bebekle seyahat diye bunu aratıp kontrol etmeniz. Hepsinde kurallar yazar mutlaka. Genelde bu şey de iki parçaya kadar oluyor. Bebek arabası, işte dedim ya, araba koltuğu ve bebek arabası ayrı ayrı diye. Genelde iki parçaya kadar bebek arabası eşyası, bebek eşyası ve bir tane de bebek çantası ücretsiz olarak kabul ediliyor çoğu hava yolunda. Bebeğe uçakta ne yedireceğim derseniz, bebeğinizi mamayla besliyorsanız ya da uçakta emziremem, önceden sığıp uçakta veririm diyorsanız, bebeğiniz ek gıdaya geçmişse ve atıştırmalık bir şeyler, püre vesaire götürmek istiyorsanız falan. Normalde bunlar uçağa binerken bir 1 litre sıvı kısıtlaması vardır. 100 mililitreyi geçmeyecek kaplarda 10 tane, yani 1 litreye kadar sıvı götürebilirsiniz normalde yanınızda. İşte kozmetik, diş macunu vesaire, bunların hepsi bunun içindedir. Böyle 1 litrelik bir poşete koyarsınız bunları. Her hava yolunda bu kuralı tabii çok sıkı uygulamıyorlar ama mesela Londra'da Heathrow Havalimanı'nda buna çok dikkat ediliyor. 1 litrelik poşeti veriyorlar ve o poşete sığmayan hiçbir şeyi alamıyorsunuz yanınıza sıvı olarak. Ama bebek maması bu bütün limitlerin dışında. Mama, sağdığınız süt, yanınızda götüreceğiniz püre yemekler, kavanozlara doldurduğunuz yemekler, bunlar bebek mamasıysa bütün bu kısıtlamalardan muaf oluyor. Sadece güvenlikte bunların bebek maması olduğunu ibraz ediyorsunuz. Böyle şu aldığım püreler, bu da Lidya'nın anne sütü. Onları bu şekilde koydum. Burada incelemeye tabi tutmak isteyebilirler bu arada. Benim öyle oldu. Anne sütüm vardı termosta. Onu inceleyeceğiz dediler. Ama herhangi bir şekilde kirlenme, kontamine olma olmuyor. Merak etmeyin. Yani açarak yapmıyorlar. Bunu artık nasıl bir teknoloji bilmiyorum. Ama bir şekilde termosun içine baktılar ve tamam dediler. Geçtim. Yalnız güvenlikte tabii ki bunların hepsi X-ray'den geçiyor. Onu da söyleyeyim. Eğer çocuğumun yiyeceği şeyler X-ray'den geçmesin gibi bir isteğiniz varsa bu maalesef mümkün olmuyor. Daha sonra bebeğinizin çantasını hazırladınız, eşyaları hazırladınız, havalimanına gittiniz. Öncelikle check-in'inizi yapıyorsunuz. Check-in yaparken bebek arabanıza bir etiket takılıyor. Arabayı kapıda vereceğimiz için şöyle etiketler taktılar ikisine de. Hem araç koltuğuna taktılar hem arabaya, çünkü ikisi birbirinden ayrılıyor ve birbirinden ayrı yerlere düşerse ikisinin de bizim olduğunun anlaşılması için böyle ikisini de etiketlediler. Eğer bebek arabası ve araç koltuğunuz ayrı ayrıysa, yani puset varsa mutlaka ikisine ayrı ayrı etiket takıldığından emin olun. Çünkü bunları katlarken ayıracaksınız. Ve ikisinin farklı yerlere düşmesi halinde, bir şekilde içine koyduğunuz poşetin yırtılması halinde vesaire farklı farklı yerlere düşerse bir tanesi etiketsiz kalmasın. İkisine de etiket takıldığından emin olun. Merhabalar, bugün 6 aylık bebeğimizle birlikte Londra'dan İstanbul'a seyahat ediyoruz. Bebekle seyahatin nasıl olduğunu göstermek istedim. Şimdi check-in yaptık. Valizlerimizi
biletlerimizi verdik. Boarding paslarımızı aldık. Bebeğin arabası bizimle kalıyor. Bunu kapıya kadar götürüp kapıda teslim edeceğiz. Aslında arabamız overhead bin'e, yani başüstü dolabına sığabilecek bir araba. Ama zaten bu üstündeki araç koltuğunu vereceğimiz için bu alttakini de vereceğiz. Onun için check-in yaparken şöyle bir tane şeffaf bebek arabası poşeti verdiler bize. Buna koyup teslim edeceğiz. Şimdi güvenlikten geçeceğiz. Check-in'i yaptınız. İçeri girdiniz. Güvenlikten geçerken bebeğinizi kucağınıza getirmeniz gerekiyor. Arabayla geçiremiyorsunuz. Güvenlikten geçerken bebeği kucağınıza aldınız. Araç koltuğunu, bebek arabasını X-ray'e koyuyorsunuz. Kendiniz bebeğinizle birlikte dedektörden geçiyorsunuz. Yine bebek maması da bu aşamada incelemeye tabi tutuluyor. Bebek maması da X-ray'den geçiyor. Aldığım böyle organik meyve püreleri vardı. Onları termosumuzda da anne sütü vardı böyle. Bunları inspection'a aldılar, yani incelemeye aldılar. Daha sonra pasaport kontrolü vesaire. Bu arada yurt içi seyahat ediyorsanız bebeğinizin kimliği, yurt dışı seyahat ediyorsanız da bebeğinizin de pasaportu mutlaka olması gerekiyor. Ya da gideceğiniz ülke vize isteyen bir ülke ise bebeğinizin de mutlaka vize sahibi olması gerekiyor. Seyahatin kendisiyle ilgili değil ama bunu da söylemiş olayım arada. Çünkü daha önce bu konuyla hiç alakanız yoksa bebeğe vize gerekmez herhalde diye düşünülebiliyor. Havalimanında artık merdivenleri kullanamıyoruz tabii. Her yerde asansörü aradığımız için o da genelde bazen böyle uzakta olabiliyor. Daha sonra uçağın kapısına kadar gittiniz. Uçağın kapısında İçeri geçerken bebek arabanızı kapıda bırakıyorsunuz. Türk Hava Yolları bunun için size böyle bayağı kocaman şeffaf bir poşet temin ediyor. Böyle kalınca da bir poşet. Onun içine koyup ağzını da kapatıyorsunuz ve o şekilde görevliye teslim ediyorsunuz. Bazı havayolu şirketleri bunu parayla satıyor olabilir. Bazılarının hiç böyle bir hizmeti olmayabilir. Böyle durumlarda siz isterseniz kendiniz, mesela bebek arabanızın kendi kılıfı vardır, ona koyabilirsiniz. Ekstra bebek arabaları ya da araç koltukları için satılan çantalar, kılıflar var. Onlardan alabilirsiniz. Biz ilk gidişimizde sadece Türk Hava Yolları'nın verdiği poşete koymuştuk. Gidişte hiçbir sorun yoktu. İstanbul'daki yer hizmetleri gerçekten çok iyi. Hiçbir sorunsuz geldi poşetimiz. Ama İstanbul'dan Londra'ya geri dönüşte buradaki yer hizmetleri maalesef o kadar iyi değilmiş ve poşet yırtılmıştı. Mesela şuna da dikkat edin. Bebek arabasıyla araç koltuğunu birbirine bağlayan böyle küçük aparatlar oluyor. Onu takıp öyle araç koltuğunu takıyorsunuz. O aparatlar mesela çıkmış, dağılmış, araç koltuğumuzun ve bebek arabamızın bazı yerlerinde çizikler vardı. Böyle aşınmış, yani yerde bayağı bir sürüklenmiş belli. Hırsla sürüklenmiş sanki. Bayağı çizikler oluşmuş. Ve bunu maalesef orada bildirdiğimizde bunlar kozmetik hasar, bunlara bir şey yapamayız zaten. Yani olabilir bunlar deyip geçildi. Bebek arabamız da yeniydi zaten, 3 aylık daha bebeğimiz. Ve böyle içim acıdı yani o bebek arabasının çizilmesine. Zaten ikinci gidişimizde biraz da o yüzden diğer bebek arabamızı götürdük. Çünkü o nispeten daha uygun fiyatlı bir modeldi ve öbür götürdüğümüz ağır bir modeldi. Ağır olduğu için belki yerde sürüklemişlerdir, kaldırmamışlardır diye düşünerek bu sefer daha hafif bir şey götürmek istedik. Hem araç koltuğu hem de bebek arabasının kendisi daha hafifti. Ama yine aynı şey başımıza geldi. Yine giderken hiçbir sorun yok. İstanbul harika. İstanbul'dan dönüşte Londra'da bu sefer bir de önlemimizi alıp ekstra kılıfa da koymuştuk. Ekstra kılıf aldık. Ona koyduk. Buraya görüntüleri koyacağım şimdi hatta. Ekstra kılıfa koyduk. Kılıfı da yine Türk Hava Yolları'nın verdiği o şeffaf poşete koyduk. O şekilde teslim ettik. Ona rağmen döndüğümüzde Londra'da hem o şeffaf poşet yırtılmıştı, hem bizim içine koyduğumuz dayanıklı kılıf yırtılmıştı, hem de araç koltuğumuzun güneşliği delinmiş. Böyle araç koltuğunu araçta böyle isofixler oluyor biliyorsun. Taban oluyor. Araca bebek arabasını onunla koyuyorsunuz ya, oraya bağlayan bağlaç kısımları aşınmış bayağı bir. Hatta bunun için tazminat talebi başlattık. Hala sonucunu bekliyoruz. Yani bayağı hasar görmüştü. Bu sefer artık kabul etmezlik yapamadılar. Çünkü sonuçta o bağlantı noktalarının düzgün oturmaması araç seyir halindeyken bir güvenlik problemi oluşturabilir. Aynı şekilde güneşliğin delik olması da çocuk orayı büyütebilir, kafasını sokmaya çalışabilir vesaire. Sonuçta çocuğun ne yapacağını ya da çocuğa nasıl bir zarar geleceğini bilemiyorsunuz.
biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu artık kabul ettiler. Tazminat birimine yönlendirdiler ama henüz sonucu gelmedi. Bakalım nasıl bir çözüm sunacaklar bize. Umarım tadilat falan demezler çünkü tadil edilebilecek bir şey değil. Yani bebek arabasını aşağıya verirken bu şekilde durumlar da oluşabileceğini göz önünde bulundurun derim. Sonrasında uçağa bindiniz, yerlerinize oturdunuz. Bebek için ayrı bir koltuk tahsis edilmiyor normalde. Ama bizim ilk gidişimizde şöyle bir şey oldu. Uçakta yer vardı. Araç koltuğumuzda olduğunu görünce bizi check-in yapan hanımefendi dedi ki uçakta yer var. Ben size üçlü bir koltuk kapatayım. Yani ikinizin ortasında boş bırakayım. Kapıda sorun. Eğer görevliler tamam derse araç koltuğunu da alın dediler. Böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Uçağa araç koltuğu alabiliyorsunuz eğer görevliler müsaade ederse. Bu durumda araç koltuğunun cam tarafında bir tane koltukta kemerle sabitlenmesi gerekiyor. Aynı normalde araca koyduğunuzda eğer isofix tabanı yoksa emniyet kemeriyle sabitliyorsunuz ya, aynı o şekilde uçak kemeriyle onu sabitliyorsunuz. Ve bir bebeğin uçakla seyahat etmesinin en güvenli yolu araç koltuğuyla seyahat etmek. Çünkü ben de ikisi arasında hangisi daha güvenli, kucakta tutmak mı, araç koltuğunda tutmak mı diye araştırmam gerekti böyle bir durum oluşunca. Ve şunu gördüm ki kucağınızda tuttuğunuzda yine kemeri bağlı oluyor ama diyelim ki Allah korusun hiç olmasın inşallah kimseye. Ama diyelim ki böyle hızlı ani bir fren yapıldı ya da bir kaza anı yaşandı. Siz şöyle öne doğru gittiğiniz zaman aniden bebek sizinle koltuk arasında sıkışıyor aslında. Yani bunu şöyle tanımlamışlardı okuduğum yerlerde. Bebek sizin airbag'iniz oluyor. Yani aslında siz bebeği orada tampon olarak kullanmış oluyorsunuz. Bu durumda bebeğin zarar görmeme ihtimali aslında düşmüş oluyor. Halbuki araç koltuğunda oturuyor olsaydı zaten onlar çok sıkı güvenlik amaçlı yapıldığı için koruması çok daha fazla olacaktı gibi bir durum var. Ama bu maalesef sektörde standartize edilmemiş bir durum. Araç koltuğu almak çok nadir oluyor. Tabii ki size ayrı bir koltuk tahsis etmeleri gerekeceği için bu durumda öyle bir şey yapılmıyor. Ama eğer uçakta yer varsa böyle bir şey rica edebilirsiniz. Buraya şimdi bizim araç koltuğuyla seyahatimizin görüntülerini ekliyorum. Uçağa bindik. Ve biz de buradan araba koltuğunu da yanımıza aldık. Böyle araba koltuğunda oturuyor. Orta koltuk. Şu foot muff'ını çıkaracağız. Şimdi burada rahat rahat yatarak gidecek. Üstünü çıkarayım diyorum. Üstünü de çıkaralım. Sonra ikinci gidişimizde ise şöyle bir şey oldu. Bazı havayollarının uçaklarında puset oluyor bebekler için. Yani puset dediğim böyle beşik gibi bir şey ama duvara takılıyor. Bazı koltukların hani önünde hiçbir şey olmaz ya, böyle duvar olur. Arkasında da galley olur, içeceklerin, yiyeceklerin falan hazırlandığı. O duvarlarda böyle küçük küçük böyle düğmecikler var. Oraya puset takılabiliyor böyle. Hatta görüntülerini koyacağım buraya. Puset takılıyor oraya. Kalkıştan sonra onu istiyorsunuz kabin memurundan. Getiriyor ve takıyor. Ona bebeğinizi yatırabiliyorsunuz. Tabii bunun bir kilo sınırı var. 10 kiloya kadarsa bebeğiniz buna yatırabiliyorsunuz. Boyu da sanırım 70 santimse. Mesela bizim kızımız artık bir sonraki gidişte bunu kullanamıyor olacak. Sanırım böyle 6 aylığa kadar falan kullanılır yani. Ama eğer bebeğiniz 10 kilonun altındaysa, 10-11 kilonun altındaysa bunu bir sorun check-in esnasında. Yer varsa bize bassinet seat verebilir misiniz diye buraya yazacağım ismini. Bu şekilde beşikli koltuk alabilirsiniz ve bebeğinizi kucağınızda tutmak zorunda kalmazsınız. Sadece kalkışta, inişte kucağınızda tutarsınız. Onun dışında oraya koyarsınız, uyutursunuz ve rahat seyahat edersiniz. Tabii ki bunların hiçbiri yoksa, yani araç koltuğu alamıyorsanız, basinetli koltukta oturamıyorsanız, 2 yaşa kadar olan bebeklerle kucağınızda seyahat ediyorsunuz. Bu arada şimdi anlatacağım kısım, hem araç koltuğu getirdiyseniz bile yapabilirsiniz. Basinetli koltuk aldıysanız da zaten yapacaksınız. Kucağınızda gidiyorsanız da zaten yapacaksınız. Size bindiğinizde kabin memurları
bir bebek kemeri getirecekler. Eğer getirmezlerse isteyin. Bebek kemerini kendi kemerinize geçiriyorsunuz. Buraya görüntüsünü ekleyeceğim. Bebek kemerini kendi kemerinize geçiriyorsunuz. Daha sonra da bebeğin önünden kapatıyorsunuz. Bu şekilde bebek kemeriyle bebeği sabitledikten sonra kalkışta ve inişte isterseniz emzirebilirsiniz. Emzirmek bebeklerin kulaklarının tıkanmasını ve basınç olmasını engellediği için ya emzirin, ya biberon verin, ya da emzik verin. Bu onlar için iyi olacak çünkü kendilerini kulaklarını açmayı bilmiyorlar henüz. Hani biz böyle basınç olacağız, şöyle burnumuzu tutup böyle bir nefes veririz ve pıt diye böyle kulaklarımız açılır ya. Onu yapamadıkları için en iyisi burada emzirmek. Hatta yetişkinler de sakız çiğneyebilir bunun olmaması için. Kalkışta bebeğiniz bebek kemeriyle bağlı olduktan sonra emniyet kemeri ışıkları söndüğünde isterseniz çıkarabilirsiniz. Tabii ki en emniyetlisi kemerlerinizi hiç çözmemek. Yani ben çok uzun uçuşlar dışında kemerimi genelde çözmüyorum. Ne olur ne olmaz. Bu arada çoğu böyle ikramlı uçuşlarda özellikle kabin memurlarından bebek maması için sıcak su isteyebilirsiniz. Ya da kendiniz mama getirdiyseniz ama ısıtmanız gerekiyorsa sıcak su isteyip ısıtabilirsiniz onun içinde. Ben dışarı çıkarken genelde portatif bir tane ısıtıcım var. Onu götürüyorum. Yine uçak yolculuğunda da onu götürdüm ve kendim ısıttım. Bir de tabii ki eğer emziriyorsanız en kolayı aslında emzirmek oluyor. Böyle dar alanlarda mama hazırlamak ya da işte süt ısıtmak falan biraz daha zor oluyor. Gelelim alt değiştirme mevzusuna. Uçak kabinlerinde bazı tuvaletlerde bebeklerin altını değiştirmek için böyle açılır kapanır masalar oluyor. Onlarda alt değiştirebilirsiniz. Çok büyük değil, dar bir alan ve işte o masa da genelde küçük oluyor. Hatta benim bebeğim daha 6 aylık olmasına rağmen ayakları falan taşıyordu yani. Biraz zor, sıkışık bir ortam ama bir şekilde değiştiriyorsunuz. Uçakta alt değiştirme yeri de böyle tuvalette. Bir tane tuvalette sanırım vardı uçakta. Şöyle tuvalete girdim. Karşımda klozet vesaire var. Şurada aynalı bir kapak var. Bunu açtığımda böyle alt değiştirme yerimiz hazır oluyor. Benim 6 aylık kızım herhalde 70 santim falan var. Bilmiyorum, 60-70 arası. Ancak sığdı. Yani daha büyük bebeklerin altını nasıl değiştiriyorlar burada bilmiyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Böyle değiştirip altını kapattım. Eğer çok uzun uçmayacaksanız bu işi havalimanında halletmenizi tavsiye ederim. Hatta buraya havalimanındaki bebek odasının, mesela Londra'daki havalimanındaki bebek odasının görüntüsünü koyayım. Uçaktakini de koyacağım. Böylece ikisinin farkını daha rahat anlayabileceksiniz. Bebek odası tabii ki çok daha büyük oluyor. Artık çoğu havalimanında bu şekilde imkanlar var. Çok küçük yerler dışında. Bebek odasında emzirme imkanınız da var, alt değiştirme imkanınız da var. Bebek odası bu şekilde. Burada alt değiştirme yeri var. Böyle şuradan liner, böyle örtü çekiyorsunuz. Kullandıktan sonra da atıyorsunuz. Burada emzirmek için bir sandalye var. Ve bir de el yıkamak için lavabo bu şekilde. Eğer çok uzun uçmayacaksanız bir uçağa binmeden önce bir de uçaktan indikten sonra zaten yeterli olur. Ki bizim uçuşumuz 4 saatti. Bir de işte uçağa binmesi inmesi derken 5 saat gibi düşünebiliriz onu. 5 saatte mutlaka değiştirmemiz gerekiyordu altını. Dolayısıyla uçaktaki tuvalette değiştirdik. Yolculuğunuz bitti. Artık iniyorsunuz. İndiğinizde de kapıda bebek arabanız size tekrar teslim ediliyor. Bazı havalimanlarında hemen kapıda olmayabilir. Belki içeri götürülüyor olabilir. Bunları da yaşadık Londra'da yine. Hemen kapıda vermediler. Biraz daha iç kısımda verdiler. Ama İstanbul'da mesela hemen kapıda vermişlerdi. Bebek arabanızı alıyorsunuz. Eğer bir hasar varsa indiğiniz havalimanında hemen kayıp ve bulunan eşya ofisine başvuruyorsunuz. Orada eğer büyük bir havalimanıysa hava yollarına göre de ayrılmış olabilir. Ya da tek bir yer bakıyor olabilir bu işlere. Orada hasarı gördükten sonra bir tutanak tutuyorlar ve bu tutanağı size veriyorlar. Siz de bu tutanakla birlikte hava yoluna başvuruyorsunuz. Burada biraz ısrar etmeniz gerekebilir. Dediğim gibi bizim bayağı bir hasar olmasına rağmen araç koltuğunda burada biraz ikna etmekte zorluk yaşadık. Buradan bir tutanak almazsanız da hava yoluna başvuramıyorsunuz. Çünkü hava yolu ve oradaki yer hizmetleri farklı firmalar. Dolayısıyla o hava yolu görmediği için buradaki hasarı vesaire oradaki yer hizmetleri
işaretleri görüyor. Onlar onaylamış oluyor size tutanak vererek, evet burada bir hasar var bizim yüzümüzden diye. O şekilde siz hava yollarına o raporla gitmeniz gerekiyor. Umarım böyle bir şey de yaşamazsınız, böyle bir şey yapmak zorunda kalmazsınız diyorum. Bebek arabamız geldi. Dur bakayım. Böyle. Bebekle uçak seyahatiyle ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Eğer sorularınız olursa mutlaka yorumlara yazın. Yorumları cevaplıyorum. Benim anlatmayı unuttuğum ya da sizin başınıza gelen başka şeyler var mı? Böyle tecrübe ettiğiniz bir şeyler var mı? Bende de şöyle olmuştu dediğiniz şeyler varsa onları da yorumlara yazın. Hem ben okumak isterim hem belki başkalarının işine yarar. Videomu buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha anlık paylaşımlar için beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.